Evet, neredeyiz şu anda? Şu anda yine yoldan çıktık. Gördüğünüz güzellikteyiz. Burası neresi sizce? Yine gazeteci yolda çıktı ama neresi diye merak edenler için söyleyelim hemen. Burası Ardahan. Burası Kayabaşı. Hallebin tarafındayız. Ve Ardahan'ı akşam karanlığında görüyorsunuz. Kar beyazın içinde. Evet, bu kent 1992 yılında vilayet oldu. 174 bin nüfustan. Ama bugün 96 bine kadar nüfusu düştü. Ve göç devam ediyor. Bu güzel kent Ardahan Obası şu anda. Bu şehirde bu kışın soğuğunda ama her şeye rağmen memleket diye çok güzel bir şehir Ardahan. Evet, Ardahan'dayız şu anda. Ardahan'ın ana sorunlarını saymayalım bugün. Bugün güzelliklerden bahsedelim. Gerçi gün boyu da Ardahan'ı gezdik ama Ardahan'ın 5 ilçesi, 230'a yakın köyü, 50 tane mahallesi, bir beldesi var. Ardahan'ı tanıtmak için bu sanal ortamı kullanan tüm herkese teşekkür etmek lazım. Çünkü Ardahan daha vilayet olup olmadığı tartışılan bir kent. Ardahan Doğu Ekspresi'ni bekleyen bir kent. Ardahan havalan isteyen bir kent. Ardahan'da hayvancılık diğer kentlere göre çok ileride olmasına rağmen et enterge tesisleri olmayan kent. Ve Ardahan Posof, Hanak, Çıldır doğalgazı olmayan bir şehir. Göreye taşımalı bir doğalgaz gidiyor. Ardahan merkez doğalgazlı ve o doğalgaz dediğimiz tezekten ısınan bir kent. Evet, bu kent güzel bir kent. Ardahan üniversitesiyle, yanlışçam Uğurlu Dağ kayak tesisiyle, Aktaş Gölü ile, unutulan Aktaş Gölü ile, özellikle Gürcistan ve Türkiye'nin ortak gölü olan Aktaş'la birlikte Çıldır Gölü ve çok önemli Posof'un o güzel göllerini unutmamak lazım. Göle Ovası'nı, Şeytan Kalesi'ni, halen ışıklandırılamayan, böyle bir ışık vurulamayan Şeytan Kalesi'ni, Ardahan Kalesi'ni ve bu kentin güzelliklerini de anlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.